gönüle doğmasaydı, sevdan olmasaydı da gönüle doğmasaydı, dünya neye yarardı da sevenim olmasaydı, dünya neye yarardı da sevenim olmasaydı, nar tanesi tanesi de seviyorum bir tanesi, gözellerin içinde de benimki bir tanesi, nar tanesi tanesi de seviyorum bir tanesi, gözellerin içinde de sevdiğim bir tanesi. Oyar zülfünü darar da gönül dengini arar. Oyar zülfünü darar da gönül dengini arar. Şu dünyada sevmeyenler ahirette neye yarar? Bu dünyada sevmeyenler ahirette neye yarar? Nar tanesi tanesi de seviyorum bir tanesi, güzellerin içinde de sevdiğim bir tanesi, nar tanesi tanesi de seviyorum bir tanesi, güzellerin içinde benimki bir tanesi. Ay 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 ay, vallahi yine muhteşem enerjili. Efendim hoş geldiniz ekranlarınızın başına. Yine KON TV'de söz verdiğimiz gibi sizlerle birlikteyiz. Hayat var, başlıyor ama tabii ki öncelikli olarak bir orkestramıza, bir vallahi söyledim de yani bir alkışla diye. Evet, yine bugün Mert Vurulmaz ve çok kıymetli arkadaşlarımız, birbirinden kıymetli müzisyen arkadaşlarımız bizlerle birlikte. Stüdyomuzda yine bugün emek var, yine bugün hayat var, bugün yine yaşama dair güzel tariflerimiz var. Bütün enerjimizi topladık. Sizler de televizyonun karşısında şöyle bir çayınızı, kahvenizi aldıysanız hayat var başlasın. Hemen ben yerime geçeyim. Bugün çok işimiz var. Çok kıymetli, değerli konuklarım var. Sevgili Melek ve Mediha bugün bizlerle birlikte olacaklar. Ve muhteşem güzel 3 tane tarifimiz var değil mi? Evet. 3 tane tarifle bizlerle birlikte olacaklar. Böyle bir siz şimdiden kağıdınızı, kaleminizi hazırlayın. Şöyle bir yanınızda bir dursun. Hemen onu söyleyelim. Gerçi artık önceden de o tarif defterleri olurdu, herkes bir yazardı falan. Artık telefonlara çok rahatlıkla kayıt yapabiliyoruz. O zaman telefonlarınız yanınızda olsun. Ya da ben eski usul yazıyorum diyenler de şöyle bir tarif defterleriniz yanınızda olsun. Muhteşem tarifler olacak. Sevgili Melek hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Ben de çok iyiyim. Yine bomba gibi. Aynen. Haftanın tam ortası. Benim en sevdiğim gündür çarşamba. Ya ne hafta başıdır, ne böyle hafta sonudur, tam ortasıdır. Her şeyin ortası makbuldür ya. Aynen. Bugün güzel bir günde, yine programımızın 3. gününde. Heyecanımızla, tabii ki yine bütün heyecanımızla. Heyecansız olmuyor. Heyecansız olmaz. Geçti mi sizde biraz heyecan? Birazcık var yine birazcık de. Birazcık var. Peki hemen konuşacağız, sizleri tanıyacağız. Sevgili Mediha hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? Teşekkürler, sizler de iyisiniz. Çok teşekkür ederiz. Onların güzel enerjileri, hepimizin enerjisi ve tabii ki orkestramızın müthiş enerjisiyle birlikte. Biz program başlamadan önce topladık o enerjiyi. Değil mi? Bir saattir falan böyle kendi kendimizi motive ettik. Hem eğlendik hem yapacaklarımızı ayarladık. Peki şimdi çok güzel iki kardeşsiniz, onu da söyleyelim izleyenlerimize. İki kardeş ve hayattaki deriz ya hep, kardeş desteği çok önemlidir. Siz sırt sırta verdiniz ve güzel işler yapıyorsunuz. Biraz bu işlerden de bahsedeceğiz. Hemen bir önce bir seni tanıyarak başlayalım. Evet, biz benim doğumumla başlayaraktan bir organizasyon olayı içimizde patladı, abla kardeş yapabiliriz dedik. Güzel bir başlangıç, çok ilk önce organizasyon olarak girdik biz işe. Sonra yemek olayları devreye girdi. 6,5 senedir bu şekilde elimizden geldiğince internet ortamında hizmet veriyoruz. Evet, artık zaman internet zamanı. Aynen. Ve bununla alakalı. Yani şimdi ben aslında her zaman şunu destekliyorum. Dün çok güzel bir organizasyondaydık. Siz tabii ki çıkışta gideceksiniz. Perla Fest, kadın dayanışması ve Bayır Diamond'da da bugün son gün diyebiliyorum. Evet. Uzatılsın diye de böyle teklifler olduğunu da söylemişlerdi. Bununla alakalı kadın dayanışmasını her zaman desteklemişimdir. Kesinlikle. Yani siz kardeş olarak yola çıktınız. Bazen iki kadın bir araya gelip bir yola çıkıyor. Yani hayatta kadının kadına olan desteği çok önemli. Aynen. Ve siz de bu anlamda da Konya'da
iki kardeş böyle güzel bir hayalle yola çıktınız ve o hayallerle de devam ediyorsunuz. Bu işte dedik ya, yüreğinizi ortaya koyduğunuzda, hayallerinizi birleştirdiğinizde güzel işler, güzel projeler çıkıyor. Sevgili Meda, nasılsın? İyiyiz. Bugün programınızda daha güzel inşallah. İnşallah. Güzel sonuçlar bekliyoruz. Güzel her şey. Nasıl güzel? Beğendiniz mi stüdyomuzun enerjisini? Güzel. Üçüncü günümüz güzel, bugün. Çok güzel. Evet. Hayırlı olsun sizlere de. Teşekkür ederiz. Hazırlıklarımızı yaptık. Şimdi şöyle bir şey. Konya'da bu çok daha fazla yaygın olduğunu düşünüyorum. Bizim Ege'de de vardır. İşte bir şeyler kurutulur, kışa hazırlık yapılır ama ben Konya'ya geldiğimden beri bizim Ege'de çok ciddi anlamda kış hazırlığı yapılmıyormuş. Onu anladım. Konya'da bir Ağustos'tan mı diyelim, Temmuz'dan, Ağustos'tan itibaren başlayan ve sonuna kadar Ekim'i falan buluyor herhalde değil mi? Kışlık hazırlıklar devam ediyor. Aynen, sürekli. Sürekli. Sizin de bu anlamda yapacağınız çok güzel şeyler var. Bugün 3 tane birbirinden güzel tarifler var. Ama öncesinde ben şunu konuşmak istiyorum. Belki şu an kışlık hazırlık anlamında geç kalanlar olmuş olabilir. Şu an ne yapılabilir evlerde? Çok da geç kalmadılar. Öyle sadece mi? Tamam. Kurutma biraz olayı sıkıntılı. Olmayabilir. Ama hala fasulye, kabaktır, onları hani çok güneş göstermeden kurutabiliyoruz. Çünkü onlar hani yeşilliğini kaybetmemesi için içeride kurutuyoruz onları. Hani çok da geç kalmış sayılmazlar. Devam edebilirler. Daha domatesler duruyor. Devam ediyor. Daha soslar şöyle, falan daha kaynatılır tabii, tabii, mı? Bir haftalık daha bir önde süreç var. Evet. Turşu yapılabilir mi hala? Yapılabilir. Turşu zaten daha yeni başladı. Yapabilirler. Kaçırdıkları bir şey yok. Evet, ben özellikle kendim için sordum bu soruyu. Çünkü şöyle bir şey. Çalışan kadınlar böyle bu ara zamanları biz kaçırıyoruz. Şimdi daha öncelerde yapabiliyordum ben. İşte bezelye koyuyordum dolaba, taze fasulye falan koyuyordum. Ya da kurutma dediğimiz gibi işte patlıcandır. Herhalde Konya'da da bu çok yaygın. Tabii. İşte taze fasulyeyi kesip dilime yapıp o kurutuluyor mesela. Aynen. Yapılıyor mu hala bunlar? Mesela tabii bu kurutma de. İşlemleri. Yapılıyor. Tabii, şimdi daha çok tercih ediliyor artık. Çünkü günümüzde mevsimi olmayan yiyecekler hem sağlık açısından daha çok sıkıntı yaratıyor insanlara. Böyle olduğu için de artık yaz sebzelerini kışa döndürmeyi daha çok seviyoruz sağlık açısından. Evet. Kurutmalar o yüzden daha çok fazla ön plana çıktı. Zaman içerisinde kaybolmaya başlarken şimdi yeniden artık ortaya çıktı. Daha çok yaygınlaşmaya başladı. Acaba şeyle mi alakası var? Yani hani şundan soruyorum. Kışın artık yaz meyvesini ve sebzesini bile bulabiliyoruz. Hani çok önceden de beklerdik biz çocukken. Salatalık çıksın da yiyelim de. Benim en sevdiğim meyveydi mesela salatalık. Ama şimdi bakıyoruz yaz kış bütün sebzeler ve meyveler var. Acaba azaldım diye düşündüm ama tam tersine daha çok sağlıklı beslenmekle alakalı daha mı çok tercih ediliyor aynen, acaba? Ne kadar sağlıklı kışın bulduğunuz salatalık yani. Değil mi? Kesinlikle sağlıklı olmadığı için. Hani mevsimde tüketmek daha mantıklı. Hı hı. İşte bu kurular da buna yardımcı oluyor bayanlara. Evet. Peki ben bununla alakalı geçen sevgili diyetisyenimiz geldiğinde de konuşmuştuk. Bir kışlık hazırlık bize ne kadara mal olur tahmini? Yani çok yüksek bütçelere mi mal ederiz? Maalesef ki yüksek maliyetlere uğrayabiliyor. Çünkü hani tam şeye girmişken maratona esnaf biraz yükseltiyor fiyatları. Aha. Maalesef ki birazcık sıkıntı yaşayabiliyor kuru ve sos hazırlayanlar. Yani tekabülen hani fiyat vermek istiyorsak. Hani onlara 500-600 gibi bir bütçe çıkıyor. Hani i̇şte hem salçası, kurusu hem salçası hem turşusu. Hı hı. Böyle bir ailenin tabii ne kadar çokluğuna bizim elimiz az olmadığı için biraz ben kendimce ortaya çıkıyorum. Evet. Özellikle ben bu köy yerlerindeki hazırlıklara bayılıyorum. Mesela pekmez kaynatma zamanı özellikle Hadim Taşkent bölgesinde çok yoğun bir şekilde yapılır. Ve onun dışında da işte nedir şu an yapılacak? Cevizler çırpılıyor. Ceviz, evet ceviz çırpılır. Mesela o yaş cevizler çok güzel olur. Tam şu an yaş hali midir cevizin? Tabii tabii. Değil mi? Tabii. Tam zamanı. Yaş hali. Ve onun dışında salça birazcık daha belki. Salça artık yapıldı. Güneşleniyor. Konya'da bitti yapılıyor şu anda. Mesela? Güneşte mi yapılıyor? Bir de kaynatma usulü vardır ya salçayı. Tabii önce Bursa domatesi denilen hani daha etli olduğu için onu tercih ederler. Şu şöyle ince uzun. Aynen gibi bardak olan. Domates diye bardak geçiyordu. Domatesi, önce he. Onlar doğrandıktan sonra güneşte bekletilip tekrardan süzdürme olayı vardır. Sonra odun ateşinde kaynatılır. Tuz ekleyerek. Peki nasıl sonra tekrar güneşe. Onu şey mi rendeden mi geçiyoruz? Nasıl yapıyoruz? Tabii bu mesela? Stil dediğimiz eskilerin hı-hı. yaptığı. Bizler de o şekilde yapıyoruz. Stilden geçer domatesler. Hı-hı. Ondan sonra kaynatılmaya verilir. Kaynatıldıktan sonra tekrar güneşe
O da işte perlenmesini önlemek için güneşte bekletilir. Şu beyaz daha beyaz olması. Aynen. Evet. Daha uzun süre kullanılması için salçanın. Peki yani bizim Ege'de genellikle dediğin gibi önce bir doğranır domates, aynen, bekletiliyor. Biber, kırmızı kapya biber ve sonrasında o şekilde bir bekletilir. Aynen. Sonrasında süzülür ve tekrar güneşte yapılır. Ege usulü böyledir aslında, kaynatarak. Kaynatma yok. Kaynatma yok. Bir de şu an herhalde köylerde de bulgurlar falan mı kaynatılıyordur? Şehir merkezinde bulgur kaynatan varsa geleceğim, adres göndersin bana. Çok severim. Yani o bulgur çocukluğumda benim için kaynattıktan sonra onu bir sıcak sıcak yemek. İşte üzerine haşhaş falan dökersiniz. Tabii. Ya da onu sonrasında alıp böyle cebinize çerez niyetine yersiniz. Var mı bulgur yapan? Böyle yapıyor musunuz? İş buğdaylarında falan genellikle, evet, talep gördüğü zaman yapıyoruz. Vallahi bulgur kaynatan varsa, en son bulgur kaynatan bir Yeşildere köyüne gitmiştim. Selam olsun izliyorlarsa. Emeğim de çoktur. Bulgur yıkamasını sabahın en erken saatlerinde, bulgur yıkamasından kaynatmasına kadar her aşamasında bulundum. Çok zor. Çok. Bir de şimdi kışlık hazırlık denince tarhana olayımız var. Tarhana da herhalde, evet, yapıyor musunuz? Biz şu anda tarhana yapmıyoruz çünkü yetişemiyoruz. Hı-hı. Yoğun. Yoğun. İnşallah onu da ekibi biraz daha büyütüp seneye düşünüyoruz. Şu anda hani tarhana yapmıyoruz. Ya tarhana yapımı da tabii ki zordur. Zor. Uğraşı olan tabii ki, bir iş. Aynen. Ve sürekli takip etmek gerekir. Yöresel anlamda da değişir aslında tarhana. Tabii her yere göre değişiyor. Kimisi bütün sebzeleri koyarak yapıyor. Kimisi sadece süzme yoğurt, soğan, kapya biber koyarak yapıyor. O bölgeye bölgeye değişiyor. Evet. Şimdi bu arada WhatsApp üzerinden iletişim numaramızı da sevgili arkadaşlarım ekranda sizlerle buluşturuyorlar. 0542 332 6332 0542 332 6332 numaralı telefonlardan WhatsApp üzerinden mesajlarınızı. Belki şu an bir şey kurutuyorsunuz evinizde. Ne bileyim, biberiniz kuruyor. Görüyorum balkonlarda. Çok hoşuma gidiyor. İşte ne bileyim, şu an belki kışlık hazırlıklarınızı yaptınız. Onların bir fotoğraf karelerini de KonTV'nin WhatsApp numarasına bizlerle paylaşırsanız da seviniriz. En azından kışlık hazırlıkları. Başka neler yapılıyor? Mesela pekmez kaynatma olabilir. Başka aklıma gelen işte bulgur kaynatma olabilir. Çok değişik şeyler yapılıyor mesela. Köylerde bulgur özellikle. Mesela kuru yemiş gibi yapılır. Kavurga diyorlar Konyalılar buna. Böyle daha çıtır çıtır olabilecek şekilde. O şekilde de şimdi onun hazırlıkları da var. Biz yapmıyoruz ama etrafımızda yapan arkadaşlarımız var. Evet. Yapanlar var. Var. Şimdi tabii bir kesim yaparken diğer kesim de onu satın alıyor. Tabii ki. Sizler de bu anlamda da iki kardeş kafa kafaya verdiniz ve böyle bir şeye hizmet ediyorsunuz. Aynen. Peki iki kadın işletmeci olarak zorlandığınız zamanlar oldu mu? İlla ki oluyor böyle, hani kapasitemiz daha küçük olduğu için, evet, biraz fazla yüklü siparişlerde sıkışıyoruz ablamla ikimiz. Evet. Bir de ben çalışmaya başladım. Birazcık medayda kaldı hepsi şu anda işlerin tamamı. Anne desteğiyle, aynen, anne ilerliyoruz. Desteğiyle. Anne, Aliye Sultan'a da selam, aynen, olsun. Aynen. Selamlarımızı gönderelim. Onun erişte desteği kesiyor çok büyük. Musunuz? Kesiyoruz. Evet, eriştemiz, evet, de var. Yine olmazsa olmaz. Peki, kesinlikle, bir erişteyi nasıl hazırlarız? Özellikle şimdi bazı kadınlar çocuklarının beslenmeleri konusunda çok titiz. Hazır makarna yedirmek istemiyorlar. Mesela bir erişte tarifi alabilir, tabii, miyiz? Nasıl erişte yaparız? Aslında bir Ramazan geleneğiydi. Evet. Ama aileler artık daha çok bilinçlendiği için az önce de dediğimiz gibi erişteye daha çok talep olmaya başladı. Erişteyi biz yani organik yumurta olarak adlandırılıyor ama gezen tavuk yumurtası olarak alıyoruz. Yumurtalar kırıldıktan sonra... Kaç tane yumurta mesela? Biz mesela bir biyol üzerinden yapıyoruz. 5 kilo un olarak ölçümüz vardır. Bir biyola 5 kilo un giriyoruz. Çok sert bir hamur elde ettikten sonra onları ufak bezeler halinde açıp saçta pörtletme dediğimiz işlemi yapıyoruz. Saçta önlü arkalı hızlı bir şekilde çevirdikten sonra soğumaya bırakıyoruz ve sonra da erişteyi kesme aşamasına geçiyoruz. İşte en meşakkatli olan yer galiba orası. Ben çok severim. Beni çağırabilirsiniz erişte kesme. Evet. Vallahi severim yani. Sonra da kurutma işlemine, evet, koyuyoruz. Kurumasını bekliyoruz. Tabii herkesin böyle bir anısı vardır. Benim de hep böyle o erişte kesilir kesilmez hemen onun bir tereyağlı bir halde yapılışı vardır. Aynen. Üzerine peynir konularak. Ceviz koyan da ceviz. Var. Aa, ceviz de, evet, çok, ceviz de çok olur, yakışıyor. Evet. Ve böylelikle erişte satışlarınız da var. Erişte, aynen, de. Erişte tabii, hamur işleri üzerinde satışlarımız var.
Evet. Saç böreği, su böreği, erişte bunlar da yapmış olduğumuz ürünler arasında. Evet. Peki onun dışında hamur işinden bahsetmişken mantı yapımı. Mantımız da var. Peki mantıyı erişteden ayrılan yanı nedir? Mantının içerisinde kıyma var. Daha küçük katlama uyguluyoruz. Kayseri usulü diye adlandırılıyor. Tabii bizim müşterilerimiz bu durumda ikiye ayrılıyor. Kimisi Konya'da yediğimiz mantıdan diyerekten daha etli ve büyük bir yapıda istiyor. Kimisi de Kayseri usulü hani bir kaşar 40 tane sığacak şekilde küçük onu da yapıyoruz. Soruyoruz artık müşterilerimize hangi türden arzu edersiniz diye. Ona göre içerisinde kıymamız, maydanozu, harcını yapıp daha sonra da ufak bir fırınlama işlemiyle müşterilerimize teslim ediyoruz. Evet, isteğe göre de mantı yapılabiliyor. Evet. Tabii bu dediğiniz şeyler için çok vaktiniz olması lazım. Özellikle çalışan kadınlar için de bu bir alternatif. Hemen böyle hazır aldığınızda, yaptığınızda tabii güvenilir yerlerden bunu da söylemiş olalım. Şimdi konuşacağız. Birazdan mutfak köşesine gideceğiz. Sürpriz lezzetlerimiz var. Bugün sevgili ekip hazırsanız kısır yiyeceğiz. Ama bu çok farklı bir kısır olacak. Onu da söylemiş olalım. Sevgili izleyenlerimiz ama şimdi kısacık bir araya gidiyoruz. Sonrasında tekrar sizlerleyiz. Sökün eğleyen turnalar, kulak verin figanıma. Sökün eğleyen turnalar, kulak verin figanıma. Çala kalem mektup yazdım, bağrında cinan gezdim. Gayrı bu canımdan bezdim, varım deyin uzağıma. Gayrı bu canımdan özlüyorum, yollarını gözlüyorum. Koynumda bir resmi var, yıllar yılı gizliyorum. Yare gidin turnalar, selam edin turnalar. Dermansız derde düştüm, bu dert beni yaralar. Ben o yari özlüyorum, yollarını gözlüyorum. Koynumda bir resmi var, yıllar yılı gizliyorum. Yare gidin turnalar, selam edin turnalar. Dermansız derde düştüm, bu dert beni yaralar. Çok güzel bir türküdür, çok sevdiğim bir türküdür. Yüreğinize, gönlünüze sağlık. Bu arada sevgili solistimiz Mert, yine bugün vallahi Mert diyorum, alkış yok arkadaşlar. Yine... bağlamada sevgili Koray bizlerle birlikte. Evet vallahi süpersiniz. Bateride Mustafa bizlerle birlikte. Ve ayrıca klavyede de Erkan bizlerle birlikte. Evet, yüreğinize, gönlünüze sağlık. Şimdi bugün çay içirmeyeceğim size. Yani bugün normal çay içiyoruz. Bitki çayımız yok ama kısır yiyeceğiz, tatlımız var. Bugün yine güzel lezzetleri yapacağız. Şimdi reklam arasında konuştuk aslında. Dedik ki kurutmalıklarda bu tarz işleri yaparken püf noktaları vardır. Mesela turşu kurduğumuzda ya da konserve yaptığımızda o kapak olayı çok önemlidir. Mesela kapağımız tam tutmadığı zaman başıma geldi. Öyle bir 3-5 kavanoz domatesim gitmişti. Nelere dikkat etmek lazım? Mesela püf noktası vermek gerekirse. Bir kapak kapatma şekli var. Birazdan burada göstereceğiz tamam, onu da. Tamam, aynen, güzel. Burada kapatma şeklini göstereceğiz. Kurutmalarda da biberde özellikle çok problem yaşıyoruz. Kurtlanma sivri biber. Kurtlanma olayı falan oluyor herhalde, yani değil mi? Çok uzun süre alıyor kuruması. Onu da tüm astıklar için kurumuyor. Hmm. Sivri biberlerin uçlarını kırmak gerekiyor. Önce suyunu aşağıdan salacak ki hava girecek içeriye. Ondan sonra kuruma işlemi daha hızlı oluyor.
Yani biberlerin uçlarını kırmayı unutmasınlar. Ya da mesela bazen dörde beşe bölüp falan işte bıçakla o şekilde de kurutanlar oluyor. Tabii ama şimdi bu Van kahvaltısı falan dedikleri olay var. Hani bu ocakta pörtletiyorlar onu iyice. Ondan sonra aynen közlemesi. Sonra süzme yoğurtla buluşturuyorlar. Onlara falan tüm lazım oluyor. Evet. O şekilden daha hızlı bir şekilde kurutabilirler uçlarını kırarlarsa. Evet, bir kurutmanın süresi ne kadardır? Güzel görselimiz gelmiş bu arada. Kurutmalığımız patlıcan ve biber değil mi arkadaşlar? Evet, patlıcan ve biber muhteşem görünüyor. Kaç zamanda kuruduk ya acaba? Yani bir ayı buluyor mudur tahmini süresi? Güneşe bağlı. Güneşe bağlı. Aynen. Şu an biraz güneş hazır yerindeyken sevgili izleyenlerimiz kurutmak isteyenler varsa. Şimdi şöyle bir şey de var. Ben gurbetçi bir ailenin kızıyım. Genellikle bizimkiler yurt dışına bu tarz şeyleri götürürken böyle onu hafif bir tavlayarak götürürler. Yani hani tam böyle şey olmaz, sulayarak götürürler. Ve yurt dışında da bu tarz şeyler önceden olmadığı için valiz valiz kurutmalıklar giderdi. Öyle hatırlıyorum. Şimdi yine gurbetçilerden de rağbet var mı bu anlamda? Tabii ki var. Çok bizim fazla mesela değil mi? Almanya'da bir müşterimiz var kendisi. Yani bayağı bizden böyle özellikle çok fazla biberlere yetişemedi ama yeşil fasulyelerini kuru olarak onları bayağı böyle poşet poşet. Biz diyoruz ki siz bunu ne ara yiyeceksiniz? Hani ortalama bir kuruyu belki bir kış boyunca 4 kilo 5 kilo tüketiriz ki çok fazla hani bayanlar artık günlerde kullandığı için bunu bir pasta çeşidi olarak. O diyor ki biz çok seviyoruz ama siz niye tüketmiyorsunuz? O tarafta dediğiniz gibi çok fazla talep var. Yani evet. Çok fazla özlem var herhalde ki o yüzden çok fazla gidiyor. Genellikle evet yani hani yurt dışında işte güneş özellikle Almanya bu tarz yerlerde güneş çok fazla olmadığı için kurutma zaman periyotları da çok sıkıntılı olduğu için daha çok bu tarz şeyler bizim de öyle yük hakları aşılır fazla fazla götürülür işte biberdir. Tabii ne bileyim, o sıkıntılar var. Tarhanadır onlar götürülürdü. Şimdi mutfak köşemize geçmek istiyorum aslında orada çok işimiz var onları da konuşacağız hem detaylandıracağız. Mutfak köşemize doğru geçeceğiz. Acaba bir müzikle mi geçsek biz mutfak köşemize? Slow bir şarkı yapalım. Evet, o gün de istekler vardı Mert biliyorsun. Evet, güzel bir slow eser olsun. Bilemezsin neler gördüm, ne düğümler çözdüm. Çok yol aldım senden sonra, neler açtı kalbim. Bilemezsin neler gördüm, ne dağları devrim. Çok yol aldım senden sonra, neler açtı gönlüm. Her şeye çözüm bulsan da kalbim hala senin sanki. Aşkın bende çıkmaz sokak çözülmeyen düğüm gibi. Her şeye çözüm bulsan da kalbim hala senin sanki. Aşkın bende çıkmaz sokak çözülmeyen düğüm gibi. Sesini duymayı özledim, elini tutmayı özledim. Yüzünü görmesem bile adımı söylemeni özledim. Sesini duymayı özledim, elini tutmayı özledim. Yüzünü görmesem bile adımı söylemeni özledim. Sesini duymayı özledim, elini tutmayı özledim. Yüzünü görmesem bile adımı söylemeni özledim. O zaman bütün özlem çekenlere göndermiş olduk
özlem, bu kadar gurbetten bahsettik. Özellikle yurt dışındaki izleyicilerimize selamlarımızı, sevgilerimizi göndermiş olalım. Hasretler, özlemlikler en kısa sürede dinsin inşallah. Bu arada diyorum ki benim hep takıldığım bir noktadır. Küsler varsa da lütfen barışsın. Kırgın olanlar varsa kalpleri yumuşatmak için bir adım da siz atın. Neden olmasın? Vardır bir sebep. Yani kalbinizi yumuşatmak için ya da küs olduğunuz insanlarla bir araya gelebilmek için bir neden vardır. Lütfen bu nedenleri, sebepleri de işleyelim. Şimdi benim en çok sevdiğim kısım. Dedim ki benim programda muhakkak bir yemek faslı olsun istedim. Her insanın da çok sevdiği bir alandır aslında yemek konusu. Nasıl mesela yemekle aranız? Çok severim. Yemeği de çok severim. Yapmayı da çok seviyorum. Sevgili orkestra, sizin aranız nasıl yemekle? Vallahi ama bütün orkestra çok zayıf yalnız. Senin kemikleri eri. Onda sıkıntı yok. Yani gayet de sağlıklı. Sporla da uğraşıyorsun Mert herhalde. Evet. Şimdi kısır sever misiniz? Beyler genellikle çok severler. Derler hep böyle siz işte gün ortamında yiyorsunuz da işte hiç biz yemiyoruz da diye. Herhalde böyle sitem olmayacak bugün. Kısır sevmeyen var mı aranızda? Hep beraber yiyeceğiz. Sevilir değil mi? Kısır oldu da şöyle güzel bir kısır yapılır da yenilmez mi? Şimdi bugün her şeyimiz tabii ki hazır bir şekilde geldi. Bugün karışımını burada yapacağız. Aynen. Nasıl yapacağız sevgili Medya? Evet, ilk önce düğümüzü biraz ıslatalım. Şöyle koyalım bir. Düğü bu şey marketlerde aldığımız işte kısırlık yazıyor. Tamamdır. Kısırlık olan mı çiğ köftelik olan mı? Kısırlık olan. Kısırlık olan. Çiğ köftelik de eriyip gidiyor içinde değil mi? Aynen öyle. Çok ince düşüyor bu sefer. Bunu birazcık. Köftelik yazanı da kullanabilirler. Şöyle alalım. Sonrasında servisimiz için. Evet. Bunun birazcık kabarmasını bekleyeceğiz. O sırada soğanlarımızı, yeşilliklerimizi hazırlayalım. Kapattık. Tahmini belli bir beraber. Evet. 5-10 dakika kafi. Aynen. Bu kısırımıza bol yeşillik koyacağız. Maydanoz, yeşil soğan, nane. Bunları tabii ki talep ve arzuya göre değiştiriyoruz. Bunun adına pratik kısır diyelim mi? Hemen evet, böyle bir canınız kısır çekti. Hepsi çiğ. Hepsi çiğden yapılacak. Pratik kısır. Hemen böyle çocuklarınız okuldan geldi. Hazır ne yapsam diye düşünenler için. Çocuklar da çok sever zaten. Ayrıca bulgur besleyici tabii ki. Çok. Şöyle taze soğanlar da ay ay ay. Buram buram değil mi? Geldi. Vallahi yutkunuyor. Pazartesi Atina'nın diyet ürünlerinden sonra herhalde değil mi? Dedim ki ekip pazartesi çok diyet beslendi. Bugün dedik farklı olsun. Bol bol su içtik değil mi? Mısır püskü. Ama sonraki ertesi günkü detoks suyunu içmediniz herhalde değil mi? Ama kısır şöyle diyet listelerinde olan bir öğün zaten. Yani diyet listelerinde de rahatlıkla yapabileceğiniz şekilde. Bol içine ne kadar yeşillik koyarsak değil mi? Kısırımız o kadar güzel olur. Aynen öyle. Ne kadar bol yeşillik. Evet. Peki yeşil soğan ya da soğan sevmeyenler için artık onun yerine alternatif yeşillikler mi diyebiliriz? Aynen öyle. Ya roka da çok yakışıyor mesela artık hani roka'dan, farklı evet farklı lezzetleri koyuyoruz biz işlerine. Ama bol maydanoz ve nane soğanı ayarlayacaktır dengesini. Biz tabii bu kısırımız çiğ kısır diyoruz adına. Soğanı da kavurmadan koyacağız. Hepsi çiğ. Hepsi çiğ. Domatesi, salçası ve kendi yapmış olduğumuz kışlık domates konservemizi ilave edeceğiz. Yazın kokusunu kısırımıza taşıyoruz. Hemen koklayalım mı o zaman? Vallahi mis gibi o. Oh. Evet. İşte ben en çok kışın bunu seviyorum. Evet, yazın bu kokuyu maalesef çok fazla bulamıyoruz. Evet. Domatesimizi arzumuza göre ilave ediyoruz. Şimdi bir şey sormak istiyorum. Mesela bu kadar kullandık konservemizde. Bunun geri kalanını çok uzun süre kullanmasak porlanmalar oluyor. Nasıl tabii saklayabiliriz? Nasıl muhafaza edelim? Ya bir kavanozun en fazla dolapta durma ağzı açıldıktan sonra 7 ile 10 gün arası değişir. Yani bu süreç içerisinde bunu tüketmemiz gerekiyor. Evet, yoksa porlanmaya başlıyor. Aynen. Yavaş yavaş. Aynen. Ve o zaman porlandığı zaman uzmanlar diyorlar ki direkt atın, evet, kullanmayın çok diyorlar. Çok fazla bakteri üretmiş oluyor bu sırada. Allah korusun, konserve zehirlenmeleri de çok tehlikeli.
dikkat etmek lazım. Evet, biber salçası koyacağız. Bu da biber, kendimizin yapmış olduğu. Kendi yaptığınız olduğu biber salçası. Bugün vallahi arkadaşlar şanslıyız. Bütün hepsi, hani derler ya, ev yapımı ve el yapımı. Domates salçası. Domates salçası. Soğanımızı ilave ediyoruz. Hepsi çiğler. Evet. Tabii biraz ufak bir hazırlık yaptık. Evet, canlı yayında en azından bir kolaylık olsun diye. Bu karışımı güzelce yoğurduktan sonra baharat ve maydanoz yeşil soğanı gireceğiz. En son mu baharatlar faslı? Yani en son maydanoz ve yeşil soğanı koyacağız ki içinde çok fazla yoğururken acıtmasın diye. Birazdan tuz ve diğer baharatlarımızı gireceğiz. Baharatlar da istek ve arzuya göre değişiyor. Hani bazısına diyor ki ben nane hoşlanmıyorum, kuru naneden koymuyoruz. Biz bunu genellikle organizasyonlarımıza hazırlıyoruz. Doğum günü organizasyonları, işte diş buğdayı, bunlar da kullanıyoruz. Mesela son dönemlerde doğum günü organizasyonları, işte baby shower, artık vallahi çok İngilizce kelime kullanmayı sevmiyorum ama bebek doğmadan önceki organizasyon diyelim, daha uzun oluyor. Bebek partisi. Bebek partisi diyelim. Hani aslında Anadolu'da denirken doğmamış bebeğe işte biçilmez denir ama yapılıyor. Heves oluyor tabii ki biraz. Bununla alakalı neler yapılıyor? Yeni trendler neler mesela? Bununla alakalı nasıl anlatalım? İşte kişiye özel mi? Kişiye yani özel. Kişi yani, ne istiyorsa onu mu yapıyorsunuz? Nasıl bir konsept istiyorsa o konsepte göre, yani belli bir, mesela onu tamamen sürdürüp gidiyorlar. Baby shower'daki konsept, atıyorum limon konsepti. Her şey limondan istiyor annemiz. Doğum odası da limonlarla böyle şekilde güzel bir süsleme hal alıyor. Çocuk doğduktan sonra evin süslemesi de öyle. Böyle bir artık şey oldu. Her şey kalıp gibi. Bu çok Konya'da yaygınlaşmaya başladı. Yeni yeni. Aynen, yeni yeni. Bu şekilde isteğe göre, anneyle babayın isteğine göre yapıyoruz. Evet, bir konsept belirleniyor. Bir konsept belirleniyor. Biz her şeyini götürüyoruz. Neyse. İkramları da mı? İkramları da, belirliyor. Aynen. Evet, yani yaptıran o ne istiyorsa kişi. Biz de hepsini tedarik edip götürüyoruz. Evet. Valla buram buram kokusu geldi mi arkadaşlar oralara kadar? Değil mi? Geldi. Belki sarımsak da eklenebilir mi mesela isteyen için? Tabii olabilir. Peki. Neden olmasın? Evet, rendelenebilir. Aynen. Mesela artık kısırı çok fazla narla buruşturmaya başladık. Ege bölgesi çok yapıyor mesela. Evet. Artık Konya'da da. Hani görsel olarak da çok hoşa gidiyor. En son aşamada üstüne nar serpiyoruz. Hı hı. En son. Biraz daha salça girelim derim ben. Birazcık daha değil mi? Hı hı. Sanki. Biber de koyalım. Bugün şöyle yapalım dedik sevgili izleyenlerimiz. WhatsApp üzerinden mesaj yazan sevgili izleyenlerimize WhatsApp numaramızdan bir hediyeniz olacak size, evet, bir kişiye. Evet. Onu da söylemiş olalım. Ekranımızda yazıyor. Aa, bak görseller gelmeye devam ediyor. Tekrar hatırlatalım WhatsApp numaramızı. 0542 332 6 332 0542 332 6 332 WhatsApp üzerinden ulaşabileceğiniz iletişim numaralarımız. Bir kişiye sürpriz olsun. Hediyemiz sürpriz olsun. Sürpriz hediyemiz. Bu arada kışıklarla alakalı görselleriniz gelmeye devam ediyor. Onları da ara ara arkadaşlarım ekrana getiriyorlar. Belki salça kaynattınız. Belki işte turşu yaptınız. O güzel görselleri bekliyoruz sevgili izleyenlerimiz. Evet. Nar ekşisi. Nar ekşisi tabii ki olmazsa olmazımız. Ben tabii baharatları da konuşurken ekledim. Hı hı. Ne koyduk? Baharat, nane koyduk. Nane, karabiber, kimyon, tuz ve pul biber ilave ettim. Hı hı. Bu arada kimyon, tuz bir kısır düşünemiyorum. Şunları da ilave edelim. İzleyicilerimiz isimlerini de yazarsa mutlu olurum. Ay vallahi bu son gelen kuru biber çok güzel görünüyor gerçekten de. Tam denir ya, anne eli değmiş gibi vallahi. Rabbim inşallah bereketle, sağlıkla, sıhhatle yedirmeyi nasip etsin. Evet, en son yeşilliklerimizi koyduk. Aynen. Evet. Sunuma hazır.
pratik. Yani hızlıca bir yerden geldiniz. Ya da dediğim gibi çocuğunuz okuldan geldi. Hem besleyici yeşillikler hepsi. Bir anda çiğ yapabilirsiniz bu şekilde. Evet. Çiğ kısır yediniz mi daha önce arkadaşlar? Yediniz. Memlekette yapar. Neresiydi memleket? Reklamda sunumu hazırlarız. Dur mikrofon gelmem lazım oraya. Mikrofonumuz şuradaydı evet. Ya da al istiyorsan şey hemen döküverelim. Kabı. İsim neydi? İsmi Koray. Evet şöyle açayım kapattım arkadaşlar. Şöyle o tarafa doğru gelelim. Evet memleket neresiydi Koray? Ben Karabüklüyüm. Anne tarafım Hatay İskenderunlu. Bizim orada da yaparlar. Tabii bizim orada biraz farklı yapıyorlar. Nasıl hani yapıyorlar? Sıcak suyla yapmazlar. Yani soğuk suyla yaparlar. Hani yoğururlar onu. Eze eze. Tabii eze eze. Eze, eze. Biber salçası evet. Da mutlaka olur içinde. Hı hı. Ya tabii yine yeşili, soğanı falan var. Ama tabii bu da değişik bir tarz. Bu da güzel olur eminim. Evet şimdi tadına bakacağız. Tabii bakacağız. Evet var mı böyle değişik kısır tarifi, alternatifi? Sen Adanalısın. Adana'dan. Bu yani soğuk sudan yapılıyor öyle mi? Tabii. 50. Tabii emek vererek. Zeytinyağı da koyarlar içine bolca. Evet. Hı. Mert sen nerelisin? Beyşehir. Beyşehirlisin. Var mı böyle değişik kısır tarifleri falan bildiğiniz? Ben yemeklerle yapmak şimdi, konusunda çok aram yok. Ama çok yiyorum. Çok iyi yerim diyorsun. Aynen. Evet. Dedikleri doğru. Normalde soğuk suyla yapıyor. Ama biz burada canlı yayında olduğumuz için biraz kullanmak, yani burada yoğurma işlemi olmadığı için lavabo falan. Yok ama doğru var. Yani lütfen. Normalde tarifi eleştiri gibi oldu. Soğuk suyla da Koray eleştiri miydi bu? Hayır, neydi? Hayır eleştiri değil. Hani değişik değişik yapanları var. Yok normalde doğru söylüyorsunuz. Normalde soğuk suyla. Evet Erkan. Tabii. Erkan dur. Erkan geliyorum. Erkan. Evet. Şöyle gelelim. Bir fikrim yok. Ben de iyi yerim diyorum. Aynen ben de. Evet. Yemiyorum zaten zayıfım. Evet. Şöyle devam edelim. Birazdan geliyor kızlar. Aa bitti vallahi bitti. Sonrasında süsleme kısmımız mı kaldı? Tabii işin var ya aslında bir diğer kısmı da bir güzel kısmı da süsleme kısmı. Hani önce tabii ki göze hitap edeceğiz. Sonrasında da mideye. Evet. Evet. Şöyle arkadaşlar yakın bir çekim alabilir miyiz? Şöyle bir evet. Kime gösteriyorum? Hangi kameradayım? Evet. Bugün ekip arkadaşlarım şimdi kısır var vallahi. İlk lezzetimiz şimdi bu kısırımız. Gayet de güzel bir şekilde süsledi kızlar. Tabii diyoruz ya önce göze hitap edecek akabinde de midemize birazdan yiyeceğiz. Kızlar kısırın yanına en iyi ne gider? Turşu. Turşu gider. Bir de çok ilginç ben çayla da severim. Çay da olacak. Evet kısırımız. Turşumuzu da çıkaralım hatta. Şu an hazırlandı. Oo vallahi çok güzel görünüyor. Şöyle bir. Evet. Ellerinize yüreğinize sağlık. Birazdan servisimizi yapacağız arkadaşlar. Şimdi turşumuzu mu koyalım? Evet turşumuzu da gösterelim. Aha. Turşumuz da sizin yapmış olduğunuz turşumuz öyle aynen mi? Mesela bir turşunun olma süresine kadar kızlar? Bu yapmış olduğumuz turşu 3 gün içerisinde yemeğe hazır oluyor. 3 gün içerisinde. Hı hı. Peki evet. Sırrı ne? Hani benim annem 15 gün açtırmazdı, öldürürdü bizi kadın. Yani anne açalım bir tadına bakalım sakın ellemeyeceksiniz der. Biz 15 gün turşunun oluşunu beklerdik. Hı. Neden 3 gün? Bu turşuyu kaynamış suyla yapıyoruz. Hmm. Sirkeyle oluşumu daha çabuk evet, mayalanıp hemen salatalıklara veyahut da diğer malzemelere işliyor. Onun da tarifini vereceğiz, herkese paylaşalım istedik. Güzel. O yüzden bu turşu 3 gün içerisinde oluyor ama anne turşularından ayırt edilen kısmı anne turşusu istediğimiz zaman dışarıda soğuk yerde muhafaza edebiliyoruz ama bu turşuyu açtıktan sonra dolapta muhafaza etmemiz gerekiyor. Dolapta muhafaza evet, edeceğiz. O yüzden de küçük kavanozlar, cam şişelerde muhafaza ediyoruz bunları. Evet. Bu şekilde. Şöyle bir gerçekten güzel kaynatılmış sudan yapıyoruz. Peki onun dışında ne malzemeleri koyuyoruz? Mesela hiç benim gibi turşu yapmasını bilmeyenler reklama mı gidiyoruz? Reklama mı gidiyoruz arkadaşlar? Evet reklama gidiyoruz. Benim gibi böyle tam bir turşu acaba nasıl olur diye düşünenler varsa sakın bizden ayrılmayın. Birazdan turşu tarifimizle ve diğer lezzetlerimizle sizlerle buluşmaya devam edeceğiz.
Başım alıp gidem gurbetlere. Ne sen beni unut ne de ben seni. Sen düşürdün beni dilden dillere. Başım alıp gidem gurbetlere. Ne sen beni repertuarınız muhteşem. Türkü ağırlıkta gidiyoruz biraz. Çok da sevdiğim bir türküdür. Yeşil ördek gibi daldım göllere. Bugün de kıyafetleriniz ne kadar şıksınız böyle. Orkestra, evet bugün yine muhteşem gözüküyorsunuz. Şimdi turşu dedik, reklama gitmiştik. Şimdi evet, normal turşudan da bahsettik. Onun dışında da sizin böyle kavanozlarınıza yapmış olduğunuz turşularınız var. Bu turşunun özel bir adı var mı? Bu kırmızı biber turşumuz. Kırmızı biber turşumuz. Hı-hı. Yapımı kolay mı? Yapımı kolay. Hı hı. Kırmızı biberlerimizi ufak bir sirkeli suda haşlama yapıyoruz. Sirkeli su? Evet. Peki neden sirkeli su? Yani çok fazla turşumsu olmayacak. Çok böyle ya da nasıl tarif edeyim? Çok fazla sirke tadını almak istemiyorlar kırmızı biberde. Hı hı. Hani bu biz bunu bu sene sunum verdik müşterilerimize. Geçen seneki almış olduğumuz ön yargı ve fikirler doğrultusunda az sirke, su ve zeytinyağı var içerisinde aynı evet, zamanda. Böyle kısırların yanında sofralarda istenilen bir lezzet haline geldi. Hı hı. Ayrıyetten içerisinde maydanoz ve sarımsakla daha da lezzetli bir hale geliyor. Evet. Şimdi çok güzel görünüyor. Ben bunu özellikle yine böyle sunumlarınızda ya da böyle bir yemeğin yanında herhangi bir yerde sofranızda muhteşem bir tat, muhteşem bir lezzet. Şimdi ne yapacağız? Patlıcanlarımızı közledik. Tabii ki evet, öncesinden ön hazırlığımızı yaptık biz. Şimdi önce turşumuzu bir kuralım. Aynen, turşuyu isterseniz. Yapalım kuralım. İsterse. Tamam, turşumuzu kuralım. Şimdi tabii biz kilo kilo sarımsak ayıklıyoruz. Sarımsak bazen... Hep bu işte benimdir vallahi evde. Bunu biz biraz daha kolay hale getirdik. Mesela bu nasıl şekilde sarımsak ayıklayacağız? Bir kavanozdan yardım alıyoruz. Sarımsaklarımızı ufalayarak içine koyuyoruz. Pratik sarımsak temizleme yöntemi diyebilir miyiz buna? Evet, aynen öyle. Evet. Biz bütün soslarımızın sarımsaklarını artık bu şekilde hızlı bir şekilde sallıyoruz. Çıkarttığımız zaman sarımsaklar kabuğundan çıkmış şöyle oluyor. Şöyle bir gösterelim bunu sevgili arkadaşlarım. Şöyle baktığımızda sarımsakların hepsi ayıklanmış bir şekilde. Aa, bu yöntem çok güzel. Bak evet, yani annelerinize söyleyin arkadaşlar. Yani evde, evli olanlar eşlere söylesinler. Çok pratik bir şekilde. Vallahi ilk defa görüyorum çok pratik şeyler, bu püf noktaları severim. Ayıklıyoruz. Bütün sarımsaklarımızı bu şekilde ayıklayıp soslarımızda kullanıyoruz. Evet. Şimdi bir tane kavanozumuzu alıyoruz. İçerisine salatalıklarımızı yerleştiriyoruz. Bu boy salatalıklardan da olur. Kornişon da olur. Kornişon da olur. Ay çok pardon. Önce heyecandan oldu galiba. Önce başlarını kesiyoruz. Ufak ufak. Olacak o kadar. Heyecan olmadan olmaz. Bölerek yapıyorlar bazen. Bölerek de olur. Hı hı. Oo, kışlık hazırlıklar. Ay 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 ay.
Şu ne? Salça mı arkadaşlar? Konserveydi. Konserve mi? Ha, ters çevrilmiş değil mi? Aynen, konserve yapılmış. Ay, ellerinize yüreğinize sağlık valla. Çok güzel görünüyor hepsi. Bu da büyük geldi. Mesela bu büyük geldiği için evet, bölüyoruz biz de. Bölebiliriz. Bir tane de havuç koyalım. Buna biraz da havuç ekleyelim. Havuç da çok güzel olur. Bir de lahana turşusu. Aynen. Bir de mesela turşumuz bitti. Suyu kaldı. Suyunu tüketmeyin. Çok yaşa. Hayırlı yaşa. Şimdi genellikle annem onun içine lahana falan atar. Evet. O evet. Tekrar tutar değil mi o tutar. Turşu suyu? Tutar. Aralara da arzuya göre sarımsak ilave ediyoruz. Sarımsaklarımızı da koyduk. Yani ben bu ölçüdeki yarım litrelik bir kavanoza 3 diş gayet ideal görüyorum. Ama sarımsakla arası çok iyi olan varsa daha fazla çok da ilave edebilirler. İşleri çabuk erimesin, boşalmasın diye limon tuzu 1 çay kaşığı kadar ilave ediyoruz. Az koyuyoruz. Evet. Ve tuzunu koyuyoruz. O şey tuzu tabii, bu turşuluk özel bir tuz. Evet. Turşuluk tuz, onu söyleyeyim. Normal tuzdan olmaz zaten. Normal tuzda çok çabuk erime olduğu için bununla daha sağlıklı turşular. Kaya tuzu mu deniyor? Aynen. Kaya tuzu. Ve şimdi şeker, turşularda olmazsa olmaz o haline geldi. İlk defa duydum. Şeker ilave ediyoruz. Şekerimizi de 1 tatlı kaşığı kadar koyuyorum. Şekerimizi de ilave ettik. Şekerin amacı tadı mı dengelemek biraz? Evet, aynen öyle. Daha güzel mayalanıyor dolaptaki yapmış olduğumuz turşularda. Belki Hatay bölgesinde turşularınızda hep şekerle kuruluyor. Oradan turşu aşamasına daha gelmedim diyorsun. Kurulurken bunlar aklında olsun. Şöyle küçük bir çay bardağı sirke yeterli geliyor. Üzüm sirkesi mi? Kimse, üzüm sirkesi. Evet, elmadan da kuruluyor. Elmadan da kuruyorlar, evet. Kavanozumuzun 1/3 kadar sirkeyle dolmuş oluyor. Evet, şöyle oluyor. Bir gösterelim mi? Benim gibi ilk defa, bak eve gidince Medya turşu kuracağım. Vallahi olmuş halinde söz veriyorum stüdyo. Kaç gün sonra yiyeceğiz bunu? 3 gün sonra. Tamam, pazartesi yayında getiriyorum. Hafta sonu kuruyorum ve getiriyorum. Buraya kadar suyumuzu koyduk. Şöyle gösterelim. Sirkemizi koyduk, özür dilerim. Evet, sirkemizi 1/3 koyduk. Daha sonra da kaynatmış olduğumuz suyumuzu tam üst seviyeye kadar dolduruyoruz. Kaynamış olacak evet. Değil mi? Soğumuş değil, kaynamış soğutulmuş değil, direkt, değil, direkt kaynamış su. Bunu kaynattıktan sonra o sıcaklığıyla kapağını tutturuyoruz, öyle mi? Aynen. Ve ters çevirip bir bezin üzerine kapatıyoruz. Bütün hepsi konserveleme bittikten sonra da üstüne tekrar bir bez örttüğümüz zaman sabaha kadar bekliyoruz. Şöyle dibe çökenleri çalkalayalım güzelce. İyice karışmasını sağlayalım. Turşumuz hazır. 3 gün sonra afiyetle yiyebiliriz. 3 gün sonra stüdyoya getireceğim arkadaşlar. Bakalım nasıl olmuş. Bütün rejide tadına baksın bakalım. Turşumuz bu şekilde. Turşumuz bu şekilde. Pratik bir turşu. Evet, pratik. Hızlıca hazırlanabilecek şekilde. Özellikle çalışanlar için, vakti olmayanlar için çok pratik çok bir çözüm. Diğer turşumuza geçelim mi? Tamam. Hemen geçelim. Bunu yapalım. Domatesimizi. Evet, borcamımız vardı arkadaşlar. Cam kapımız cam nerede kapımız acaba? Evet, hemen şuradan ben alayım. Nasıl açılıyor? Evet, doğal bir programımız böyle. Şöyle aldık. Dursunuz ama. Biz burada daha pratik olalım diye domatesimizin ilk ön işlemini yapıp geldik. Patlıcanlar ve kırmızı biberleri közledik. Bu sosta olmazsa olmaz patlıcanın köz kokusu, biberin köz kokusu. Peki bunu ocakta mı közlediniz? Evet, biz ocakta közledik. Ya da işte bahçeli bir yerde odun ateşi üstünde de yapıyoruz kömürle beraber. Çok güzel olur vallahi bahçe böyle. Şöyle birazcık dökelim. Domatesimiz normal domates sosumuz mu? Evet, normal domates sos. Ayrıca içerisinde şu an acı biber ve sarımsak da var. Evet, sıcak kaynattık biz bunu. Biraz daha dökelim sen Melek. Öncesinden kaynattık. Diye. Domatesimiz var, biberimiz domatesimiz var. Aynen. Sarımsak da var. Sarımsak da var. Kokusu da alıyorum. Şimdi bunları bir taşım kaynattık. Domates suyunu çekti. Kendi katı kıvamına geldi. Daha sonra da kırmızı biber kapya biber ve patlıcanlarımızı dilimleyeceğiz. Şöyle biraz alan dar olunca. Evet, alanımızı al şöyle malzemelerimizin. Fazlalığını boşaltabiliriz şöyle. Bunda çok, işimiz yok herhalde. Evet, turşumuzu bitirdik. Şu
Şunu onun içine alabilir miyiz? Evet, şöyle koyalım. Çok ufaltmıyoruz. Biraz iri bırakıyoruz hepsini. İri iri doğruyoruz. Aynen, öyle mi? Çok ufaltmamıza gerek yok. Hani bir salata tarzı olarak da düşünülüyor yemeklerin yanına. Evet. Şimdi ben bunu arkadaşlar ve sevgili izleyenlerimiz genellikle yapıyorum. Difrize bu şekilde ikisini karıştırıp koyuyorum. Evet. Patlıcan salatası ve biber salatası oluyor için. Sonra açtığınızda muhteşem bir salata oluyor. Hızlıca bir misafiriniz geldiğinde ikram edebileceğiniz şekilde. Tam da kapya biberin zamanı herhalde, değil mi? Tam aynen zamanı. Aa yaş valla. Keşke bir kokuyu gönderme teknolojimiz de olsa. Çok güzel. Bu sırada geldi. Bu sırada biraz tuzunu da ilave edelim. Kaya tuzumuzdan kaya tuzu gene ilave ediyoruz. Evet. Tuz, sarımsak, acı biber hepsi kendi zevkimize kalmış bir şey. Karatay'dan Havva anneniz, Havva teyze. Havva teyzeciğim, teşekkür ederiz. Öpüyorum ellerinden. Harikasınız, gıpta ile izliyorum demiş izleyicimiz. Çok teşekkür ederiz. İsimlerinizi yazarsanız çok mutlu olacağım. Patlıcanımızı da ekliyoruz. Patlıcanımızı da ekledik. Nebahat Ay. Teşekkür ederim. Ay valla. Turşular. Evet. Sirkesini koymuş muyduk? Koymadık. Peki şöyle bir soru gelmiş. Benim evim çok sıcak oluyor. Yaptıklarımı buzdolabında saklasam olur mu? Tabii tabii olur. Daha bütün yapılanlar oluyor. Daha mı sağlıklı tabii olur? Tabii ki. Varsa. Şimdi yerden ısınma olduğu için bazı evler. Hı-hı. Yani biraz serin istiyor. Vakumlamadıktan sonra serinlik ihtiyaç. Şimdi buna biraz da sirke ilave edeceğiz. Çok evet fazla değil. Yani bu ölçüye çay bardağıyla üçte bir kadar koysak yeterli olacak. Hafif böyle açtığımız zaman kışın bizi kötü bakterilerden koruması için sirke sofralarımızda olmazsa olmazı olsun diyoruz. Ne maydanoz? Sirkeyle evde temizleniyor biliyorsunuz değil mi? Aynen, sirke atarak. Evet. Ve en son maydanozumuzu koyduk, karıştırıyoruz. Bu arada sorularımız var, onları da kızlar size yönelteceğim. Şimdi kapak konusuyla alakalı çok sorular gelmiş. Söğürme yaptım, kavanoza koyduktan sonra tencerede kaynattım ama kapaklar içe değil dışa doğru şişmiş. Kapak yani kapak bozuk mu demek? Evet. Şimdi bir kapak kapatma tekniği gösterelim. Onu da gösterelim. Aynen. Bu şekilde yaparlarsa kapak baştan belli ediyor kendini. Anlıyoruz olup aslında olmadığını. Aynen. Tabii bu ocakta kaynayacak iyice. Evet, biraz daha kaynaması gerekiyor bunun. Vakumlama için çok sıcak olması lazım. Evet, ya yani o pıt sesini duyabilmeliyiz. Tabii kazanın altı vakumlama süreci boyunca kapatılmasın. Evet. Sonrasında da koyduk kavanozumuzu. Küçük kavanozlar tabii ki daha en azından muhafaza açısından. Evet, püf noktayı şimdi, verelim biz şimdi. Püf noktayı. Hı-hı. Kapağı böyle direkt sıkmıyoruz. İki tık sesini duyduktan sonra iyice sıkıyoruz. Kapağı önce iki tık tık yapıyoruz. Evet. Sonra iyice sıkıyoruz. Eğer kapak bozuksa zaten döndürdüğünüzde fır fır dönüyor. Döner. Eğer direkt kapattığımızda bu sefer vakum tutmuyor. Onu peki, sonradan anlamış oluyoruz. Evet, açarken nasıl yapıyor? Şimdi ben genellikle aslında çok yanlış olduğunu biliyorum ama pratik bir yöntem bıçakla mesela yapıyoruz. Sonra ters çevirip üstüne vurdukları zaman açılır. Evet. Aynen, bu da vakumlandıktan sonra ters çeviriyoruz. Bu şekilde hazır oluyor. Kapaklar evet tamamen soğuduktan sonra. Burada bir destek mesajı Efe Toptan'dan Ufuk Bey. Evet. İnci hayallere teşekkürler. Kış hazırlıkları için demişler. Yeni yayınızın başarılar getirmesini diliyoruz. Çok teşekkür ederiz. Selam olsun Efe Toptan'a da. Bu arada hazır ve evet, evet, bir sürü de çıktı yani. Evet, şimdi kısırımızın yanında yemek için. Kısırımızın yanında yiyeceğiz bunu. Oh mis gibi. Yine kaldı. Semra Hanım bu güzel program için teşekkürler. Bir soru soracağım demiş. Dün akşam yaptığım konserve kapakları 10 dakika kadar kaynatıp kapatıp ters koydum. İlk defa yapıyorum. Tarifi öyle verdiler. Bugün de bir başkası dedi ki ne olur ne olmaz onları tencereye koy, ters koy.
Kapakları iki parmak geçecek kadar su koy. Evet. Kaynat, su kapat. Su kapak hizası gelince çıkar, ters koy. İki gün bekletin, aynen yaptım. Yeterli mi? Cevabınızı bekliyorum. Yeter. Yeterli. O sistem aslında daha iyi. Hı hı. Ama şimdi biz çok fazla üretim yaptığımız için hani o kazanlara tekrardan suyu kaynatıp bize biraz zorlu geldiği için biz üstlerine daha kalın bir örtü sererek sıcağı biraz daha muhafaza ediyoruz. Aynen. Yoğurt mayalar gibi. Aynen. Yoğurt uyutur gibi diyelim. Ha, uyutma deniyor ya o işleme. Peki zamanla yarışıyoruz. Onun için hemen şöyle tamamdır. Bakıyorum. Aa, hemen bu tarifimizi de hallettik. Diğer tatlımıza mı? Tatlımıza aynen tatlımıza geçebiliriz. Tatlı malzemelerimizi almış mıydık? Aldık burada. Tamam, süper. Hemen bunu da birazdan yiyeceğimiz için ben yavaştan böyle sofrayı kuruyorum. Tembellik yapmayayım ben en azından bir taraftan da. Hani ben işin ucundan tutmak da lazım. Hemen şöyle soframızı Rabbim bereketlendirsin. Hazırlıklarımızı yapıyoruz. Oh mis gibi kış hazırlıklarımız. Şimdi bu tatlımızın adı nedir? Evet, tatlı melekti. Magnolia tatlısı. Magnolia tatlısı. Aynen. Çok revaçta bu aralar. Çok revaçta aynen. Evet. Gittiğim aslında çok da hani görüyorum. Farklı bir şey yok. Sadece içinde olması gereken krema var. Hı hı. Ben bir de kendimden biraz bir şey koymak istedim. İçine muz eziyorum. Muzla ezince. Güzel. Aynen. İçini biraz muzla tatlandırıyorum. Bisküvi ve çilekle süslemesini yapıyoruz. Evet. Şimdi bunda malzeme ne var? Bunda süt, yumurta, krema, un ve nişasta kullanıyoruz. Bunu böyle çiğ şekilde aynen. yapıyoruz. Pişirmiyoruz. Yok pişirdim. Biraz pişirdim. Aynen. Puding. Aynen. Puding gibi pişirir gibi. Yaptık, aynen evet. Kaynatıyoruz. Hı hı. Bu şekilde alıp en tabaklarımızı kuplarımıza hazırlayacağız. Evet. Kuplarımıza. Peki bir daha sayar mısın malzemeleri magnolia için neler yaptın? 1 litre süt kullandım. Tamam. 2 çorba kaşığı un, 1 çorba kaşığı mısır nişastası, 1 tane yumurta bu kadar. Bir de krema. Biraz katılaştıktan sonra kremasını ekliyorum. Çiğ krema. Hı hı. Tekrardan pişiriyorum. Evet. Bir de tatlılarda bir püf noktası vardır. Eğer yumurtayı özellikle profiterolde ben buna çok dikkat ederim. Bir anda kırdığında hemen pişmesini engellememiz lazım. Evet. İçinde tabii. Hani çok hızlı bir şekilde çırpıp onu arasına kaynatmamız lazım. Aynen. Ona da dikkat etsinler. Yumurtayı başta koysunlar zaten hani hı-hı. pişmesin içinde hemen homojenleşsin. Sonra koydukları zaman sütle beraber o koku yapar. En başta kırsınlar yumurtayı. Ki çünkü birçok kişinin de sevmediği şeydir biliyorsunuz. Aynen. Yumurta kokusu. Evet. Evet biz muzumuzu ilave edelim o zaman. Burada blenderımızı kullanalım mı Sibel? Kullanabiliriz. Buzluk tamamdır. Kokusu olur mu diye bir soru var. İşte mesela buzlukta sakladığımız şeylerde buzluk tadı olur mu diye. Mesela bazı insanlar bu konuda hassas. Evet. Mesela biz eskiden biz de buzlukta çok fazla muhafaza ediyorduk. Ama o koku bize yavaş yavaş geldiği zaman... Çok özür dileyerek. Evet. Şimdi içine... Bir tane muzumuzu koyduk tatlımızın içine. Soğuduktan sonra yapıyoruz değil mi bu işlemi? Aynen soğuduktan tamam, sonra. Evet. Tamamdır. Muzumuzu da erittik. Devam edebiliriz. Şöyle tepsiye koyabiliriz istiyorsan. Tatlılarımızı da şöyle evet koyabilirsin. Sirke kokusu, muz kokusu, çilek kokusu, konserve kokusu. Vallahi mutfağımızda bugün şenlik var. Evet. Şimdi çileklerimizi doğrayacağız. Ustamız Medaya çilekleri emanet ediyorum. Ben de kupların en altına yani birazcık. Her şey böyle süs. Kupların altına ne koyduk biraz? Petibör. Normal bisküvimiz. Aynen. Bisküvi. Evde ne bisküvisi? Belki hani bayatlayan bisküvileri çocuklar yemiyorlar ya. Böyle bir şekilde değerlendirilebilir tabii mesela. Tabii ki. Aynen. Bebek bisküvilerini de tercih edenler güzel var. Güzel olur. Kakaolusu da yapabilir miyiz? Kakaolu bisküvi sevenler için. Tabii ki. İsteğe bağlı. Bu şeyler de olabilir. Yulaflı bisküviler oluyor ya. Ben onları da çok beğeniyorum. Ondan da kullanabilirler herhalde değil mi? İsteğe bağlı. Tatlının kokusu da ulaştı mı oralara? Acıktık mı acaba? Değil mi? Rabbim olmayan sofralara versin amin. İnşallah. Evet. Sevgi Hanım çok teşekkür ederiz. Selçuklu Mahallesi'ne de selam olsun. Şu an bizleri... Hangi semtlerden izliyorsanız onları da yazın. Bugün kızlardan, sevgili kızlardan sürpriz hediye mi olacak? Evet, son 10 dakikamız mı?
5. Son 5 dakika. Hemen hızlanıyoruz. Aa, vallahi ne kadar böyle zaman hızı geçti mi arkadaşlar? Evet, anlamadık. Nasıl geçtiğini bilemedik. Çok güzel oldu. Hemen hazırlayalım sunumumuzu. Evet, hediyemiz olacak. Birazdan hediyemizi de ulaştıracağız. Evet, üstüne hemen çileğimizi dilimleyelim. Çok güzel olmadı mı? Oradan nasıl gözüküyor arkadaşlar? Tabii biz devam ederiz. Bir tuş sesi mi yani? Güzel anlamında. Öyle bir şey hissettim. Teşekkür ederiz. Güzel onayı da aldık vallahi. Süpersiniz. Gofretimiz var. Evet. Aa, çok güzel oldu. Süslemek de ayrı bir sanat değil mi? İşte görsellik olmadan da olmuyor. Seviyoruz süslemeyi biz bayanlar. Tabii. Devam edelim mi? Olur, onu tamam, da yapalım. Hemen yapalım. Evet, bu bir gün boyunca dolapta kalırsa daha lezzetli, çok daha lezzetli oluyor. Daha evet arkadaşlar, yemiyoruz. Bir gün dolapta bekletiyoruz. Kıvamını almış olacak. Sadece görseldi. Evet, denemek isteyen izleyicilerimiz varsa da muhteşem tarifler oldu. Çiğ kısır yaptık. Evet, bunu da çileğini koyabiliriz. Tatlımızı yaptık. Turşularımızı kurduk. İnşallah ben de kurduğum turşuyu pazartesi. Peki nerede bekleteyim kurmuş olduğum turşuyu? Yine serin bir karanlık yerde. Ve serin bir yerde mi? Serin bir yerde, evet. Serin turşu bir yerde serin olsun. Yeri seviyor. Daha evet. Sert olmasını sağlıyor. Yumuşamaya fırsat kalmıyor. Evet. Evet, yine o tatlıyı benim şöyle bir gösterelim istiyorum. Şöyle bir, dur, süslememiz tamamlanmadı. Şuna çok bitmez doldurduğum yani. İçin taşmasın diye şey yapmadım ama. Evet, taşar gayet mı? De güzel. Evet. Evet, gayet de güzel. Şöyle bir tatlımızla gösterelim. Yapmış olduğumuz gayet de güzel oldu vallahi. Ellerinize sağlık kızlar, çok da güzel görünüyor. Afiyet olsun. Afiyet neydi olsun. Tatlımız adı? Magnolia. Evet, Magnolia tatlısı. Süslememiz de yaptık. Çok da güzel olmuş vallahi. Şu an açıdan da baktım. Çok güzel. Ellerinize sağlık. Afiyet evet. Olsun. Şimdiden deneyenler için. Şimdiden deneyenler için afiyet olsun. Evet. Kime hediyemizi de şöyle ulaştıralım. Evet. İsim yazan sevgili izleyicimiz Sevgi Hanım'a verelim. Selçuklu'dan bize yazmıştı. Sevgi Hanım'a hediyemizi verelim tamam. İnşallah. Tamam. Size ulaşım noktasında evet. Da evet, sizin yayın sonrası size ulaşacak arkadaşlarımız. Sevgi Hanım'la irtibata geçeceksiniz. Yavaş yavaş bitiriyor muyuz arkadaşlar programa? Veda mı etmem lazım? O zaman şöyle şu güzel yapmış olduğumuz kısırlarımız, turşularımız ve tatlımızla birlikte bugünlük şöyle bir ağız tadı bırakarak programımıza veda ediyoruz. Tabii sizlere çok teşekkür ederim kızlar. Sevgili Melek ve Mediha, neler söylemek istersiniz son olarak? Öncelikle ben Mehtap'a ve sana çok teşekkür ederim. KonTV'ye bizleri ağırladıkları için çok teşekkür ederiz. Tekrar görüşmek dileğiyle. Biz izleyenlere de teşekkür ediyorum. Buyur. Kadın girişimci olarak bizi bu programa davet ettiğiniz için ve organizasyonda Mehtap Bayraktar'a sonsuz teşekkürlerimizi iletiyorum. Teşekkürler hepinize. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Ben de sevgili menajerim Mehtap'a da çok teşekkür ederim. Ayrıca sevgili Mert Vurulmaz ve orkestrasına bir alkış programı bitirmeden önce. Neyle bitireceğiz programı, neyle veda edeceğiz? Yine ben yandım diyeceğiz. Yine ben yandım ya. Çok güzel bir türküdür. El kızı ne anlar değil mi? Hadi bakalım o zaman sevgili izleyicilerimiz, bugünlük de programımıza veda ediyoruz. Yarın saatler yine 14.05'i gösterdiğinde sizlerleyiz. Hoşçakalın. Ben ki aşkın badesini içmiş desem ne oldu? Ben ki aşkın badesini içmiş desem ne oldu? O yar için şu canımdan geçtiysem de ne oldu? Gene ben yandım.
O yar için çocuğumdan geçtiysem de ne oldu? Gene ben yandım, gene ben yandım dağlar. Gene mi ben yandım dağlar, yoluna canım.